Çanakkale'de görmeniz gereken bir diğer yer Geyikli arkadaşlar. Burayı zaten Atademirer'in meşhur üçlemesi Eyvah Eyvah'tan biliyoruz. Hatta onun için de artık o kadar tanıtmış ki bu ilçeyi, arkada onun için bir park da yapmışlar. Ya küçük bir ilçe, zaten Bozcaada'dan buraya gidiyorsunuz. Buradaki iskeleden Bozcaada'ya gidiyorsunuz ya da buraya çıkıyorsunuz. Gelmişken de şöyle bir ilçede tur atmanızı tavsiye ederim. Ara sokaklarında renkli evleri var. Sahil de gerçekten çok güzel, rengarenk suları var. Onun dışında zaten hani burada görmeniz gereken dediğim gibi küçük de bir meydan, ara sokaklar ve ondan sonra ayrılıp Çanakkale Troya Müzesi'ne doğru devam edebilirsiniz. Troya Müzesi'ne de birazdan geçeceğiz. Bence Türkiye'deki şu ana kadar ki yapılmış en güzel müzelerden bir tanesi. Ben de merakla görmeyi bekliyorum. Şimdi Çanakkale'de yenmesi gereken lezzetlerden bir tanesi de peynir helvası. Fırınlanmış peynir helvası diye satılıyor burada. Şu anda 2021 itibariyle söylüyorum tekrar. Kilosu 45 liraya alıyorlar. Beğendin mi? Bir kere de bir şey beğenmiyorum. Ben yiyeyim. Bayağı güzel. Yoğun bir tadı var. Peyniri falan hissediyorsunuz güzel. Ben onu bitireceğim. Çanakkale merkezdeki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Aynalı Çarşı. Diğer adıyla Halyo Çarşısı. Burası 1897 yılında Eliyahu Halyo tarafından yaptırılmış bir cami. Musevi cemaatin önünde gelen adamlarından bir tanesi kendisi. Bu çarşı o zamandan beri, yani yaklaşık 130 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Sadece Gelibolu Savaşı'nda, yani Çanakkale Savaşı'nda buraya da bomba yağdırılınca harabe haline gelmiş. Ama 1967 yılında şehrin belediye başkanı burayı son haline getirmiş. O günden beridir bu şekilde hizmet veriyor. Güzel bir çarşı. Merkezde bulunan, gezilecek biliyorsunuz çok fazla yer yok ama buraya da mutlaka uğramanızı, şarkılara konu olmuş olan bu mekanda görmenizi tavsiye ederim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ve size bahsettiğim diğer at olan Truva atı arkadaşlar şu an Çanakkale merkezde tam valinin karşısında bulunuyor. Bu çekilen Truva filminden kalan at arkadaşlar. Bu atı geri götürmek yerine buraya şehre hediye etmişler. Ve şu anda ait olduğu şehirde tüm heybetiyle meydanda bulunuyor. Bence bu çok daha güzel görünüyor. Yani o diğer eski Truva atına göre. Ve Çanakkale'deki tarihi bölge gezimize başladık arkadaşlar. Şu anda Gelibolu'dayız. İlk geldiğimiz yer Gelibolu. Ben size bu videoda Gelibolu'dan ta Zafer Takı'na kadar ki bütün alanları tek tek anlatacağım. Hatta yanımda da buranın gerçekten çok iyi bilen, çok akıllı dostu Murat abim de var. O bana anlattıkça böyle güzel bilgileri ben de size vereceğim. İlk bulunduğumuz yer Bayraklı Baba dediğimiz kısım. Burası Gelibolu'daki bir tepenin üstünde bulunuyor. Osmanlı zamanındaki bir alperinin, yani bir gazinin düşman bayrağı almasın diye kendisine sapladığı ya da yediği söyleniyor. Ondan dolayı da burası ondan sonraki süreçte çok böyle bizim açımızdan kutsal ve önemli bir yer haline gelmiş. Buraya gelen insanlar dileklerini diliyorlar. Eğer dilekleri gerçekleşirse de buraya gelip sonradan bayraklarını asıyorlar. İlk uğramamız gereken yerlerden bir tanesi burası ve sonrasında hemen ileride deniz kenarına gideceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda karşıda gördüğünüz hemen Bayraklı Baba Türbesi'nin yanında bulunan koy, daha doğrusu sahil, Hamza Koy sahili arkadaşlar. Bakın arkasında bulunan yerde askeri tesiste benim babamın da askerlik yaptığı yer. Hatta biraz da o yüzden çok görmek istiyordum buraları. Şu anda da onun yanındaki en güzel, yani Gelibolu Yarımadası'ndaki en güzel plajlardan bir tanesi olan da Hamza Koy plajı var. Burada birçok otel var, tesis var, restoranlar, minik oteller, hatta Hampton gibi o büyük oteller falan da var. Ondan sonra da artık buradaki tepenize çıkıp deniz fenerine doğru devam edebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz kısım Gelibolu, ya bu videonun ilk kısmında Gelibolu kısmında bulunan önemli noktaları size anlatacağım. Sonra diğer bölgelere de tek tek geçeceğiz. Bir sonraki noktamız Namazgah, yani Azepler Camii. Burası 1406 yılında yapılmış olan bir eser. Buradaki olay şu, burası Gelibolu kısmı tamamen bir tersane bölgesi arkadaşlar. Askerler buraya önce açık hava cami, bu arada bu Türkiye'de bulunan az sayıdaki açık hava camilerinden bir tanesiymiş. Askerler önce gelip burada namazlarını kılıp sonra tersane iniyorlarmış ya da Lapseki tarafında, karşı taraf Lapseki bu arada. Aynısından da orada var ya da orada kalıp buraya geçiyorlarmış. Ya bir nevi aslında göreve başlamadan önce hayır duası almak, dua etmek adına bu camilere girip namazlarını kılıyorlarmış.
Şimdiki durağımız arkadaşlar Bigalı Köyü. Son zamanlarda burası oldukça ünlenmiş köylerimizden bir tanesi. Çünkü restorasyonları da tamamlanmış. Evleri falan da zaten o zamanki mimariden kalma ve gerçekten taş mimarlı evler var. Buranın özelliği şu: Atatürk'ün savaş zamanında karargahını kurduğu, buradan orduları yönettiği köy. Zaten orada, burada çok güzel bir müze şeklinde yapılmış evi var. O da kişisel eşyalara da sergileniyor. Köyün girişinde bu şekilde yine harp malzemeleri sergisi gibi ufak tefek bazı galeriler de mevcut. Köydeki bütün evlerde arkadaşlar bayrak asılı. Gerçekten çok güzel bir görüntü var şu anda. Bakın, bayram havası gibi bir görüntü var. Her ev böyle aynı şekilde boyanmış, aynı şekilde restore edilmiş ve bayraklar da asılmış. Burayı da Opet üstlenmiş anladığım kadarıyla buradaki restorasyon işlerini. Şu anda da Atatürk'ün evine doğru devam ediyoruz. Bakın, burayı anlatan bir çizgi film de TRT Çocuk tarafından yaptırılmış. Burada bilgileri var. Uygulamalarından Bigalı Köyü, Atatürk Evi diye aratırsanız çocuklarınız için de gelmeden güzel bir bilgi olacaktır. Burada Atatürk'ün kullandığı valizi görüyorsunuz arkadaşlar. Dolap gibi bir valiz kullanıyormuş. Zaten inanılmaz düzenli ve titiz bir adam olduğunu biliyoruz. Bu da zaten valizinden de bunu biraz anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de tanıtım merkezine geldik. Burası Çanakkale Destanı tanıtım merkezi. Genellikle rotaların başlandığı yer burası ama biz Gelibolu tarafından direkt baştan başa başlamak istediğimiz için burayı ortaya bırakmıştık. Burasıyı Çanakkale Savaşı ile ilgili bütün bilgileri alabileceğiniz, interaktif uygulamalarla savaşın en önemli anlarını öğrenebileceğiniz güzel bir müze. İçeride zaten görüntüleri görmeye başladınız. Birazdan size diğer kısımları da göstereceğim. 2021 itibariyle müzeye giriş 8 TL. Cinevizyon'u da izlemek istiyorsanız, ki Cinevizyon gerçekten çok güzel. Çünkü yani bayağı bir etkileyici bir gösteri var. O da 20 TL ama 45 dakika ya da 1 saatte bir açtıkları için de kuyruğa ya da işte bekleyebilirsiniz. Ona göre sürenizi hesaplamak zorundasınız. Şimdi artık müzenin ilk kısımlarından turumuza başlıyoruz. Şimdi size ilginç bir bilgi anlatayım. Aslında İngiliz donanması bu kadar kayıp vermesinin en büyük sebebi olabilecek en kötü yerden saldırışa geçmesiydi. Osmanlı o zaman başına olan Alman subaylar bile Saros Körfezi'nden beklerken saldırmalarını Mustafa Kemal emre itaatsizlik ederek onların direkt, bakın gördüğünüz gibi, Maydos, Kumkale, Troya civarından saldıracaklarını söyledi. Ve ondan sonra bütün ordular, toplar oraya konuşlandırıldı ve sonrasında da zaten Anzaklardan tutun da İngilizlere kadar bütün milletler ağır bir yenilgiye uğratıldılar. Dünya tarihinde en çok kayıp verilen ikinci savaş olarak da tarihe geçti. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O zamanki kullanılan topların ne kadar büyük olduğunu gösteren bir görsel daha. İşte bunları bu Jonk Bayırı'ndan kıyıdaki bütün noktalara kurarak bu bütün topları gelen düşman gelen hepsi batırılmış. Böylelikle Çanakkale çıkmaları engellenmiş ve Rusya'da Bolşevik ihtilalinin olmasına sebep olmuş, onların savaştan çekilmesine sebep olmuş ve en azından İstanbul'un bir süre daha işgal edilmesine engel olmuş. Anzaklar adı verilen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı milletler hiçbir zaman bu bölgeye neden geldiklerini anlamamışlardı. Zaten şu anda bile her gün, her zaman onun utancını, üzüntüsünde yaşıyorlar. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz çeşitli filmler ve belgesellerde anlattılar. Her sene 25 Nisan'da bütün Anzaklar buraya gelip atalarını anarlar. Bütün şehitlikler de zaten, Anzak mezarlığı da bizim şehitliğimizle karşı karşıyadır. İşte bu savaşta aslında bir vefa öyküsü de var. Bir kahramanlık vefa öyküsü de var. Savaşmalarına rağmen bizim askerlerimizin onları nasıl taşıdığını, onlara nasıl yardımcı olduklarını görebiliyorsunuz. Zaten hani bunu bazıları kabul etmiyor bazen ama şu anda da şehitliklere verilen değerden de zaten bunu anlıyorsunuz. Bu yüzden de Anzak toplumu şu anda Türk toplumuna gerçekten minnettar bu konuda. Şimdi az önce size içeride Anzak milletinin Türk Mehmetçiğine olan hayranlığından ve nasıl onlara bir vefa borcundan bahsetmiştim. İşte bu gördüğünüz aslında anıt, içeridekinin gerçeği. Jonk Bayırı kısmına geldik. Artık savaşın en
böyle güçlü, en şiddetli olduğu kısımlara geldik. Bakın arkamızda da zaten şu cümleleri ben size direkt okumak istiyorum. Bu Avustralya Genel Valisi Lord Casey'in anlattığı bir, yani söyledikleri. Mehmetçiğe saygı anıtında diyor ki, biz Çanakkale Yarımadası'nı Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Devamını da siz gelince okuyun. Arkamda gördüğünüz mezarlık arkadaşlar, Anzak Mezarlığı. Her sene 25 Nisan gecesinde Anzaklar buraya gelerek şafak ayini yapıyorlar. Çünkü Anzaklar 25 Nisan sabahında şafak doğduğu gibi, yani şafak başladığı gibi çıkarmaya başlıyorlar. O yüzden çok ciddi kayıplar veriyorlar. Bakın şu arkamdaki yer şehitliğimiz, burası da Anzak Mezarlığı. Yani buradaki bütün mezarlıklar hangi savaşta, hangi cephede ne kadar çok insan ölmüşse, yani öldükleri yerde, cephelerin oldukları yere böyle şehitlikler kurulmuş. Burada da işte Anzak Mezarlığı'nın olmasının sebebi, Anzakların çıkarma yaptığı yerlerden bir tanesi de burası ve ciddi kayıplar verdiler. Ve dediğim gibi şu anda gerçekten inanılmaz düzenli. Yani gördüğüm birkaç tanesininle kıyaslayınca burası daha düzenli. Çünkü Anzaklar burada ciddi paralar vermişler köylere. Özellikle buraların yapılmasını ve düzenlenmesini istemişler. Biraz daha anıta yaklaşalım. Burası işte anı, gece buraya gelip sabaha kadar, gün doğumuna kadar ayinlerini yapıyorlar ve bekliyorlar. Sonrasında da 25 Nisan gün doğumundan sonra buradan ayrılıyorlar. Şimdi biraz da bakın isimleri de şöyle gösterelim. İşte birinci bölüğün, ikinci bölüğün, üçüncü bölüğün hangi bölükten olduklarını, tek tek isimlerini falan görebiliyorsunuz. İşte Red isim, Mitweather, Full Service, Bill, hepsi isimleri burada var. Şimdi arkadaşlar bakın, bu taraflar hep böyle siperler bölgesi. Orijinal siperlerin olduğu kısımlar bu taraflar. Şu anda arkamda gördüğünüz o dönemden kalan orijinal siperler. Tabii çoğu kapatılmış. Zaten ben size düzenlenmiş bir tanesini göstereceğim ama size aslı siperlerin ne kadar birbirine yakın olduklarını göstermek istedim. Şu anda mesela Anzakların kurduğu siper burası. Hemen arkamda işte Türklerin kurduğu siperler var. Yani aslında 25 metreye düştüğü dedikleri olay bu zaten. Karşılıklı 25 metrede Anzaklar ve Türkler, yani ordumuz savaşıyorlardı. İşte şu anda şu gördüğünüz bu çukurların hepsi işte siperlermiş. Askerlerin yatıp savaştığı kısımlar buralar. Şu anda zaten böyle devam edecek olursanız bunların hepsini görebilirsiniz. İleride birkaç tane böyle girintili yerler vardı ama biraz tehlikeli olduğu için ve ziyarete de kapalı oldukları için ben size sadece şu bölgeyi göstermek istedim. Yani şu küçük tepelerin hepsinin arkasında askerler yatıp savaşıyorlarmış. Burada da işte bizim kendi ordumuzun aynı şekilde siperleri varmış. Mesela bakın görüyorsunuz şurada bir delik var. Orası muhtemelen siperin iç kısmı. Şimdi yanımda Murat abim var. Aile dostumdur kendisi. Zaten hani ben size tarihi bilgiye nasıl aşık olduğumu biliyorsunuzdur. Hep anlatıyorum ama burayı kendisinden anlatmasını istedim. Çünkü Çanakkale'yi çok iyi bilen birisi. Tarihin her şeyini biliyorsun abi. Hep böyle konuşuruz, muhabbet ederiz ama özellikle bu 57. Piyade Alayı ile ilgili hikayeyi senden dinlemek istiyorum abi. Şimdi şöyle anlatayım o zaman. Herkese merhaba. 57. Alay aslında 9. İtihat Birliği ile beraber Türk tarihinde çok önemli rol oynamış alaylardan bir tanesi. 9. İtihat Birliği'nden sonra komutası Mustafa Kemal Atatürk'e veriliyor. Ve 57. Alayın önemi şudur. Bir çarpışmada zaten asıl Anzak ve Kanlı Sırt çarpışmalarında çok büyük bir kısmını zayiat olarak veriyor. Mustafa Kemal'in Jonkbayır'ın da söylediği 200 senelik mahkûs tarihimizi değiştiren kaçan askere söylediği sözler çok önemli. Asker kaçarken Mustafa Kemal'le karşılaşıyorlar. Neden kaçıyorsunuz? Efendim düşman geliyor. Neden kaçıyorsunuz? Çok kalabalıklar şeklinde söylüyor. O da cephaneniz bittiyse süngünüz var, süngünüzü takın ve bekleyin. Biz ölene kadar geçecek zamanda yerimizi başka birlikler, başka askerler alabilir şeklinde süngüyü takıp bütün askeri çöktürüyor. İlginç şekilde İngiliz birliği de çok farklı bir şey var zannedip onlar da çöküyor ve gerçekten itiyat birlikleri yetişip sırtın kaybolmasını önlüyorlar. 57. alayın çok büyük kısmı bu çarpışmalarda zaten şehit oluyor. Geri kalanı da, yani alayın tamamı da kimse kalmamacasına Çanakkale savaşlarında şehit oluyor, vefat ediyor. Ve ondan sonra bu şereften dolayı 57. alay sancağı bir daha hiçbir Türk ordusuna, Türk ordusu birliğine verilmiyor. Ve Genelkurmay'da, Ankara'da Türk sancağının yanında bir daha kimseye verilmemek üzere en şanlı şekilde sergileniyor. Önemi de 57. alayın budur.
Peki şeyde bu 200 yıllık Markus tarihi çok önemli. Ha şöyle diyebilirsiniz, o bir yorum tabii ki ama ben de katılıyorum. Gerçekten 1699 Karlofça'dan beri Türklerin geri çekildiğini varsayarsak 200 senelik tarihimizi değiştiren ve artık hiçbir şekilde savunma savaşı vermediğimiz, saldırıya geçtiğimiz ve topraklarımızı tekrar geri aldığımız aslında bir an oluyor. 57. alayın bu hareketi, Jonk Bayırı ve Çanakkale'deki bu hareketler. O zaman şimdi içeri girelim. Evet. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Şimdiki de durağımız da arkadaşlar Jonk Bayırı. Savaşın en şiddetli olduğu yerlerden bir tanesi de burası. Bakın gördüğünüz gibi siperlerin içinden geçiyoruz şu anda. Dediğim gibi şu bölgede bütün siperleri görebiliyorsunuz. İşte askerlerin saklandığı, günlerce, haftalarca, aylarca kaldığı, uyuduğu yerler burası. Binlerce, daha doğrusu askerin de öldüğü yerlerden bir tanesi burası. Şu anda Jonk Bayırı'ndaki işte tepenin üzerindeyiz. Ve anıtı da zaten karşımıza duruyor. Hemen zaten karşıda inanılmaz da güzel bir manzarası var. Büyük kemikli, küçük kemikli gibi, Tuzla gibi bütün sahilleri, çıkarmanın yapıldığı sahilleri de buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada bir uygulama indiriyorsunuz telefonunuza, eğer çocuğunuz da yanınızdaysa AR dediğimiz, yani Artificial Reality sistemini kullanarak telefonu tutuyorsunuz karşıdaki tabelaya ve telefonunuzun üzerinde 3 boyutlu bir görsel çocuklarınızın diliyle burayı anlatıyor. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Atatürk'ün saatinin parçalandığı yerdeyiz arkadaşlar. Burası bir şarapnel parçasıyla önce Atatürk'ün göğsüne bir işte şarapnel isabet ediyor. Bu saatini parçalıyor ve göğsünden de yaralanmasına sebep oluyor. Tam bu kısımda olduğu için de burayı göstermek istedim. Zaten Atatürk'ün de devasa bir heykeli var. Yine anlattığı bu savaşla ilgili sözleri var. Yine burada yine bir Anzaklara için dikilen bir anıt daha var. Tepesinde küçücük de bir haç var. Onun dışında zaten şimdi gözetleme kısmına doğru devam ediyoruz. Bir diğer kült alandayız arkadaşlar. Şu anda az önce Murat abinin anlattığı 57. alaya ölüm emrini verdiği, taarruz emrini verdiği tepe burası arkadaşlar. Burası dediğim gibi kült alanlardan bir tanesi ve bu bütün sözlerinin her birinin yansıtıldığı devasa mermer kütleleri de burada sizi karşılıyor. Ve anıta çıkmadan önceki son noktamız arkadaşlar Seyit Onbaşı Anıtı. Biliyorsunuz ki Çanakkale Zaferi'nin en büyük figürlerinden bir tanesi, en önemli figürlerinden bir tanesi 260 kiloluk mermiyi taşıdığını biliyoruz, okumuştuk. Bu hatta buraya gelince gerçekten bu bir efsane mi yoksa hani biraz parlatma ya da işte gerçek bir hikaye mi diye merak etmiştim ama gerçekten anlatıyorlar. Ama şöyle bir şey ekleyeyim, Seyit Onbaşı birinci de değil arkadaşlar, üçüncü mermisinde taşıyarak topa yüklüyor ve gemiyi batırmayı başarıyorlar. Ondan dolayı bu çok önemli bir figür bizim için. Geldiğiniz zaman da zaten Kilitbayır Limanı'na çok yakın bir durumdayız. Artık buradan sonra yine karşıya geçip dönüş yoluna başlayacağız. Burayı görmeden ayrılmayın arkadaşlar. O zaman devam edelim. Anıt bölgesine geldik arkadaşlar. En Türkiye'nin artık en uç noktasındayız. Trakya Yarımadası'ndan bahsediyoruz. Bakın burada anıtın önünde size önce böyle bir mezarlık karşılıyor, şehitlik karşılıyor. Şehitliği de tüm şehirlere göre bölmüşler arkadaşlar. Bakın mesela bu Manisa'nın verdiği şehitler. Burası Konya'nın verdiği şehitler. Burada temsili mezar yerleri. Sadece zaten bir mezar taşında şu an çok seçilmiyor ama birçok şehidimizin ismi var. Buradan da şu yolu devamında artık Abide'ye doğru devam ediyorsunuz. Şimdi bu mezarlık içerisinde, daha doğrusu bu şehitlik içerisindeki en önemli yerlerden bir tanesi burası. Çünkü bu meçhul askerin hikayesi şu şekilde oluyor. Anzak askerlerinden bir tanesi bu asker, bir askerin kafasını kesiyor, yanında Avustralya'ya götürüyor. Yıllarca bu kafatasını, daha doğrusu bu kafayı Avustralya'da saklamaya devam ediyor. Sonra ailesi bu durumdan rahatsız oluyor ve Türk konsolosunu arayarak durumdan haberdar ediyor. Akabinde de işte bu şehidimizin kafası Türkiye'ye geri getiriliyor ve resmi ve dini bir törenle de buraya defnediliyor.
Şimdi artık biraz abideyi anlatalım arkadaşlar. Şu anda biraz ters ışık olabilir. O yüzden göremeyebilirsiniz ama arkamda bulunan abide 40 metre olarak yapılmış. Sonrasında bir Atatürk'ün boyu olan 1.70 santim de üzerine eklenerek şu anda 41.7 metre uzunluğunda bir abideden bahsediyoruz. Dünyanın en yüksek abidelerinden bir tanesi. Buranın yapılış hikayesi de şöyle. 1959 yılında artık Türk halkı Çanakkale gibi önemli bir yerin bu çok kötü bir halde olmasına oldukça rahatsız oluyor. O zamanlar Milliyet Gazetesi de bir yarışma açıyor. Hem kampanya başlatıyor hem de bir yarışma açıyor. Bu yarışma neticesinde Çanakkale'ye çok büyük bir heykel ve çevre düzenlemesi yapılması için para toplanıyor. Akabinde yarışmalar yapılıyor. Hatta bu abidenin aslında bu kadar da üçgen şeklinde bir devamı olması gerekiyordu. Ama para bu kadar yettiği için bu kadarı yapılıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi bu alanda 18 Mart'ta törenlerin resmi olarak düzenlediği yerdeyiz şu anda. Arkamdaki rölyefler de iki defa değiştirilmiş maalesef ve yine yanlış yapılmış. Çünkü arkadaki silahların birçoğu döneme uygun silahlar değilmiş. İnşallah bu hatayı da düzeltirler son kez. Dediğim gibi şu anda tam da meydandayız. Burayla ilgili anlatmam gereken her şeyi zaten size anlattım. Zaten Zafer Takı'ndan da Çanakkale'ye veda edeceğiz. Size farklı destinasyonları anlatmaya zaten devam edeceğim. Hem Instagram adresim olan RashOnTheWay'de hem de seyahat sitem olan RashOnTheWay.com'da ve son olarak da YouTube kanalımda bu tür destinasyonları tarihle, doğayla birçok mekanı bir arada bulabileceksiniz. Son olarak kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Gençler. Yeah.